Arkadaşlar merhaba. Klasik otomobil sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün yine Mercedes-Benz üzerinden gideceğiz klasik otomobil sohbetlerine. Ayrıca başlamadan önce kanalıma gösterdiğiniz ilgi ve alaka için ayrıca teşekkür ederim. Siz de benim gibi bir klasik otomobil sevdalısıysanız doğru yerdesiniz. Bloğum dahil 2500'e 3000'e yakın abonemin arasına sizlerin de katılmanızı arzu ederim. O yüzden lütfen videoyu seyrettikten sonra abone olmayı ve paylaşıp beğenmeyi unutmayınız. Bugün sizlere W124 serisinin doğru bilinen bir yanlışından bahsetmek istiyorum. Bu konuyla ilgili blogumda uzun yıllardan beri şey yapıyorum, bilgi veriyorum. Şu W124 serisinde birçok arkadaşımızın peşinden koştuğu benim arabam E1 paket, benim arabam E2 paket söylevini biraz açıklık kazandırmak istiyorum. Arkadaşlar başlangıçta masa üstüne koyduğum resimden de birçoğunuzun anlayacağı gibi E1 ve E2 paketleri W124 serisine değil W210 serisine mahsus bir aksesuar paketidir. Fakat ne hikmetse bu bizim piyasada aracında biraz aksesuarı olan kişiler tarafından benim arabam E2 paket ama benim arabam E1 paket şeklinde bir takım yanlış bilgilendirmeler var. Ben bu konuyu şöyle baştan 124'e girmeden önce şuradan size blogumda yazmış olduğum bu konudaki yazıyı da göstereyim. Bu arada şu kısımdan blogklasikotom.com'a girdiğiniz zaman postanızı yazarsanız posta adresinizi yazmış olduğum yazılar direkt olarak postanıza düşer. Buradan abone olabilirsiniz. Ben bu yazıyı yazdım. 30-40 bine yakın insan bu yazıyı okudu ve hala okuyor. Birçok kişiye de çok faydalı oldu. Bunu düşünüyorum. Siz de buradan girip bu yazı biraz uzun. E1 ve E2 paketle ilgili gerçek anlamda E1 paket nedir, E2 paket nedir sorusundaki aklınızda kalan bütün soruların cevabını bu yazıda bulabilirsiniz. Dediğim gibi yani E1 paket ve E2 paket sadece 124 serisinde yani W210 serisinde kullanılan bir paket adıydı. O da 97'den itibaren başlayan 210'un şeyi 96-97'den beri başlayan 210 serisinin sadece 2000-2001 yıllarında Mercedes-Benz Türk tarafından sürmüş olduğu bir paketti. Bunu çok ayrıntılı olarak anlattım. Şimdi biraz E20 şeyde 124 kasanın hakkındaki doğru paket bilgilerini anlatırken size bu konularda da bilgi vereceğim. Dediğim gibi bu sayfanın linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Buradan bu yazıyı okuyabilirsiniz. Bu yazı blogumun geliri sadece şeydendir. Reklamların görüntülenmesinden değil, sadece tıklanmasıyla ilgili olur. O yüzden eğer yazıyı beğendiyseniz, bana bir fayda sağlanmasını da isterseniz, bu aradaki ticari reklamlardan bir tanesine, iki tanesine tıklarsanız bu konuda da memnun olurum. Şimdi dönelim tekrar 124 serisinin de doğru anlayışa. Bu konuda bu yazıya şöyle bir resimle başladım. Bu resimin ne olduğunu size daha sonra dönüp tekrar anlatacağım. Bu resimle başlamış olalım. 124 serisinde dediğim gibi hani İşte benim arabam E1 paket, benim arabam E2 paket denilen bir sürü şey var. Şimdi burada gördüğünüz aksesuarlar var. Bu dolu bir araba. Hani şurası da
Mesela bizim millet şey der, aa bu tam dolu değil abi, şurada bak bir düğmelik yer var falan diyebilir. Yani bu arkadaşlar, bu aksesuar işi biraz bizi Türklere mahsus bir şey bence. Ben bunu yıllar boyunca edindiğim satış tecrübelerinde çok fazla yaşadım. Yani biz gerçekten ihtiyacımız olanı değil, ihtiyacımız olandan ziyade benim arabam en iyi olsun, benim arabam en dolu olsun şeklinde hareket ettiğimiz için maalesef böyle bir aksesuar sevdası bizde var. Şimdi mesela burada sağında solunda hafıza olan, koltukları hareketli olan bir araç görüyorsunuz. Ama bir dikkatinizi çektiyse, özellikle bu fotoğrafı koydum, araç kumaş döşemeli. Yani madem elektrikli döşeme koydun, neden deri döşeme koymadın falan gibi bir şey olabilir. İşte burada görüyorsunuz, yine bu araba aynı zamanda station bir araba. Donanımı sağda solda hafızaları olmasına rağmen işte gayet aksesuarlı donanımlı bir araba. Yani bu yazıya başlamadan önce sizlere biraz bilgi olsun diye şöyle bir şey hazırladım. 87 yılında örneğin W124 serisi ilk üretildiği zamanlarda, tabii 84'te başladı üretilmeye. 87 yılındaki fiyatları biraz araştırdım, ortalama olsun diye. Ortalama bir arabanın fiyatı 32 bin mark baz fiyatından başlıyordu mesela bir 200 dizel bir araçta. Bu fiyat maksimum motor seçeneğine göre 50 bin marka kadar gidiyordu. O zaman biliyorsunuz euro yoktu, markla alınıyordu araçlar. Şimdi arkadaşlar, Mercedes-Benz, bu arada arkada videoda gördüğünüz fotoğrafta opsiyonel aksesuarları görüyorsunuz. Bu aksesuarların çoğu opsiyonel. Mesela şöyle biraz geri alalım. Mesela burada sağ koltuk hafızasını görüyorsunuz. Şurada. Yani bir aracı alırken, bunu daha önce de sizlere açıklamıştım. Bir özel sipariş bir takım elbise diktiriyormuşçasına satış temsilcisinin karşısına geçip yeni bir araç siparişi veriyordunuz. Şimdi dönelim. Neden bu resimle başladım? Çünkü Mercedes'in satış felsefesi aslında şurada gördüğünüz kare çok güzel anlatıyor. Burada ver bana şu paket, ver bana bu paket bir araba değil. Ben bir araç alacağım. Bu araçtaki aksesuarlara şuna ihtiyacım var, buna ihtiyacım yok. Ve kesinlikle mesela Almanlar bizim gibi aksesuar düşkünü değil arkadaşlar. Yani yıllarca mesela araba kullanıyorlar. Arabada bırakın aksesuarı, elektrikli cam dahi koymuyorlar. Adam ne olacak ki diyor. Kolu indiririm diyor. Niye fazladan para vereyim onun için diyor. Yani ihtiyacı olan şeyi alıyor. Örneğin deri döşeme almadığı halde koltuklara ısıtma koydurabiliyor. Niye? Çünkü iklim soğuk. Koltuklar kumaş döşeme, bir de koltuk ısıtma olursa benim işimi görür niyetiyle hareket ediyor insanlar. Yani biz gerçekten bir arabayı alırken, ben bunu mesela Mercedes'te sıfır araç satışında gördüm yıllarca. İkinci elde de bunu defalarca şahit oldum. Yani gerçekten ihtiyacımız olanı değil. Onda varmış, bende de olsun. Benim arabam aman ondan daha boş olmasın. Ben şöyle araba sipariş veren kişi biliyorum. Benim bir arkadaşım gelmiş buradan bir araba almış. Benim arabam, bana öyle bir araba verin ki onunkinden çok daha dolu olsun. Onunkinden daha aksesuarlı olsun. Yani böyle bir zihniyetle bizden araba alan çok insan oldu. 124 kasanın Türkiye'ye ithal edildiği dönemleri benim yaşımda olanlarınız veya daha benden büyük olanlarınız hatırlayacaktır. Daha çok bu arabalar Erbakan'ın iktidarı döneminde bir permi şeyi çıkarılmıştı. Daha sonra Özal da devam etti. Permiyle çok arabalar geldi. Galericiler insanların permilerini satın alıp bu araçları Türkiye'ye soktular. Galericinin de felsefesi şudur: ben bayiden bir adım önde olmam lazım. Dolayısıyla benim getireceğim araba aksesuarlı olsun ki
satarken rahat satabileyim. Yani en azından o bayi çıkışlı değil davasını aksesuarla kapatabileyim zihniyetiyle araçları getirdiler. Şimdi mesela burada görüyorsunuz, aracın sol hafızası, sağ hafızası, işte ekstradan aksesuarları, bunların hepsi para arkadaşlar. Yani bu 32 bin lira, 32 bin marklık bir araca siz geldiniz, şurada biraz durduralım. Geldiniz, dediniz ki ben bu aracı alacağım. Bakın, opsiyonel listesini görüyorsunuz şu anda. Şurada bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Sağ ayna. Evet, yani şaşırmayın. Sağ ayna opsiyonel arabada. Yani sağ ayna olmasa da ben arabayı kullanırım diyen adam var demek ki o memlekette. Yani burada size söylemeye çalıştım. Ha, bu arada sağ aynanın fiyatını da söyleyeyim size. Sağ aynanın fiyatı 330 mark. Adam, ya ben 330 mark vermeme gerek yok, sağ ayna olmasın, zaten arkada dikiz aynasını görüyorum ben de diyebilir. Onu da olsun diyen de olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela koltuk hafızanın bir tanesinin maliyeti 1875 mark. Siz deyin 2000 mark. Yani arabaya sağ sol koltuk hafızası koydunuz. Fazladan 4000 mark para vereceksiniz. 4000 marka bugün Almanya'da örnek veriyorum. Yani sıfır arabayı insanlar 32 bin marka aldıkları dönemde 4000 marka değil 1000 marka dahi bir arabayı alıp işlerini görebiliyorlardı. Yani burada nasıl diyeyim size, bu tamamen insanların bakış açısıyla alakalı bir şey. Mesela elektrikli koltuk maliyeti 1000 mark. Hafızayla olduğu zaman içine giriyor. Ortopedik koltuğun maliyeti 540 mark. Bir tane sol airbag, yani direksiyonda airbag, şoför koltuğunda dahi airbag olsa maliyeti 2280 mark arkadaşlar. Bir Webasto, benim arabamda Webasto var dediğinizde bunun size maliyeti Webasto'nun 2240 mark. Örneğin kumaş döşemeyle aracı alabiliyorsunuz ücretsiz. Ama teksleri olsun dediğinizde 280 mark civarında bir para ödemeniz gerekiyor. Hakiki deri olsun dediğinizde 2500 mark para ödemeniz gerekiyor. Veya işte paketlere girdiğiniz zaman paketler için ayrı para ödemeniz gerekiyor. Mesela sadece bir aracın, şurada görmüş olduğunuz şu otomatik klimanın maliyeti 2500 marktı. Yani bu rakamları size küçük gelebilir ama bunları alt alta koyduğunuz zaman inanın ki, yani o 32 bin mark dediğimiz baz fiyat, Mercedes'ten alacağınız basic diye tabir ettiğimiz standart bir aracın maliyetine yaklaşabilir. S serisi bir aracın maliyetine yaklaştığı biliniyor. Yani siz bir aracın satıcının karşısına oturup E serisi bir aracı gırtlağına kadar doldurabilirsiniz. Bu aracın fiyatını, 32 bin mark olan aracı kalkıp 70 bin marka o bayiden alıp çıkabilirsiniz. Bir tane müzik sisteminin fiyatı 14 bin euroya, 14 bin marka kadar arttırabiliyor fiyatı. Mesela Becker'ın özel müzik sistemini koyduğunuz zaman 13-14 bin mark bunun size maliyeti oluyor. Yani bunların hepsi para. Ve şimdi bunları bu kadar ayrıntılı niye anlatıyorum? Yani aracınızın Mercedes'te ne olduğu, hangi paket olduğu hiç önemli değil. Aracınızdaki aksesuarların ne olduğu önemli ve bu aksesuarları ikinci elde veya kullanırken size ne kattığı, ne değer kattığı, ne artı değer kattığıyla önemli. Elbette ki bomboş su kabağı diye tabir ettiği galericilerin bir arabayla gırtlağına kadar dolu bir araba bir olacak değil. Mesela ben boyacılığı bırakıp otoparkçılık yaptığımız dönemde çok sevdiğim bir arkadaşımın babası ortağıyla beraber iki tane araç sipariş vermişlerdi W124 serisinden. Araçlar gırtlağına kadar dolu araçlardı. Yani niye? Ve o zaman hatırlıyorum 100 küsür bin mark para ödenmişti o araçlara. Belki daha bile fazla. Yani o arabaları yarı fiyatını almak da mümkündü ama aksesuarlı arabayı tercih etmiş, öyle almışlardı.
Şimdi bu araç elbette yani E1, E2 paketi falan boş verin. Yani aracın aksesuarı nedir? Ben şunu iddia etmiyorum. Ne olmuş o tarafta, sağ tarafta hafıza varsa, ne olmuş burada bu varsa, bunu demiyorum. İlla ki arabaya bir artı değer katar. Ben yıllarca ikinci el işi yaptım. Aracın değerini belirleyen şey elbette aracın kondisyonu olduğu kadar aracın aksesuarı da aynı zamanda şeydir, önemlidir. Ama şunu da unutmayın, ben kumaş döşemeli aksesuarı olmayan 100 bini geçmemiş boyası orijinal ok gibi bir arabayı 400 bin kilometrede gırtlağına kadar dolu deri döşemeli sağında solunda hafızası olan bir arabaya tercih ederim. Niye? Çünkü ben aksesuara binmeyeceğim arkadaşlar. Yani bineceğiniz şey arabadır. Yani aksesuara bu kadar ben anlam verilmesini, bu kadar anlam yüklenmesini çok fazla anlayan insanlardan değilim. Var mı? Var. Aldığım arabanın kendi temelde arabayı beğendim. Arabanın üzerinde bu aksesuarlar varsa elbette bu benim için bir artıdır. Ama ben sadece arabada koltuk hafıza olacak diye, sadece arabada dijital klima olacak diye işte veya sadece arabada tuşlu klima, koltuk ısıtma vesaire olacak diye bir aracı almam. O araca fazladan çok fazla bir para ödemem. Çünkü siz bunları alırken ödersiniz ama satarken bu karşı tarafın tamamen bakış açısıyla alakalıdır. Eskiden şöyle bir şey vardı bizim gençliğimizde. Arabalara biz bir sürü Pioneer müzik setleri koyardık, amfi koyardık, bilmem ne koyardık. Ama amcam gelirdi derdi, kardeşim bana ne teyipten, ben araba alıyorum, sök teyibini, bana arabayı ver derdi. Yani siz de orada kalırdınız. Arabaya harcamışsınız müzik tesisatına dünya kadar para. Uçuyorsunuz şu kadar para istiyorsunuz ama adam vermiyor parayı. Aksesuar için de bu geçerli mi? Bir noktaya kadar geçerli. Hiç kimse şuna iddia edemez. Yani gırtlağına kadar dolu bir arabayla normal aksesuarsız bir araba aynı paradır. Elbette aynı para değildir. Ama aracın değerini birebir belirleyen unsur değildir aksesuar. Bunun altını çiziyorum. Yani E1 paket, E2 paket bunlara takılmayın. İleride o W210 serisiyle ilgili o size o yazıdaki şeyi biraz daha kısaltarak anlatacağım bir video hazırlayacağım. Onda da göreceksiniz. Yani burada esas olan şey dediğim gibi sadece aksesuar değil, aracın gerçek anlamda paketi falan bir yana aracın kendisinin ne olduğu. Yani şimdi şuradan başlamıştık. Mercedes-Benz siparişi verilirken o dönemlerde özellikle şimdi paketlerle satılabiliyor araçlar. Artık onu da Mercedes-Benz çok fazla uğraşmamak için yapıyor ama bu paketle satarken işte AMG paket vesaire işte Elite paket, Premium paket verdiği isimlerin haricinde siz yine oturup bir Mercedes'in aynı o zaman olduğu gibi bir satıcının karşısına bir araç sipariş edebiliyorsunuz ve tamamen bu araç size özel bir araç olmuş oluyor. Hatta biz şöyle yapardık. Müşteri gelirdi bize, bir araç sipariş verirdi. Derdi ki ben bu aracın kumaş döşeme istiyorum, sunroof istemiyorum, şunu istemiyorum, bunu istemiyorum dediğinde biz biraz satıcı olarak paniğe kapılırdık. Derdik ki tamam biz normalde atıyorum işte o zaman 1.000 euro kapora alıyorsak siz bize bu araç için 5.000 euro kapora verin derdik. Niye? Çünkü o arabayı yarın bir gün satarken biraz daha ağır satacağımızı düşünerek kaporayı fazla almaya çalışırdık ki elimizde araba çok fazla kalmasın. Yani burada size tekrar tekrar altını çizdiğim en önemli şey Mercedes-Benz diğer birçok markada olduğu gibi Mercedes'i yapan özelliklerden bir tanesi kişiye özel tasarlanması, kişiye özel yapılması ve müşteriye de bu ayrı bir şey vermekte. Yani ya ben bu arabayı aldım, bu arabanın direksiyonuna oturduğum zaman bu arabanın her tarafını ben tasarladım. Yani bu araba bana özel yapıldı, fabrikadan bana özel çıktı. Yani daha direksiyona oturan ilk kişi de ilk verdiği his bu. Yani Mercedes-Benz yapan unsur da bu zaten. Yani
kişiye özel, tamamen bana ait bir araba. Benim arabamda şu var, benim arabamda bu yok. Bunu ben tasarladım. Fabrika bunu bana özel üretti. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Yani burada koymuş olduğum işte Sportline paketler ayrı pakettir. Şimdi mesela görüyorsunuz adam gidiyor, komple içini değiştiriyor koltuğu, Sportline. Diyor ki benim arabam Sportline. Hayır, senin araban Sportline değil. Sportline ayrı bir şey. Bunların hepsini için ayrı videolar çekeceğim. Bunları merak ediyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Ben size herkesin anlattığı şekilde böyle dronlarla çekilmiş videolar benim kanalımda bulamazsınız çok fazla. Çok olmayacak. Niye? Çünkü ben herkesin yaptığından ziyade onları orada seyredin, saygı duyarım. Çok da güzel videolar çekiyor arkadaşlarımız. Ben size daha çok aracın Mercedes'in felsefesini, diğer araçların anlattığım zaman onların anlayabildiğim kadar felsefesini, doğru bilgileri vermeye çalışacağım. Bunları önemsiyorsanız lütfen kanalıma abone olup paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sportline ile ilgili ayrı bir video hazırlayacağım. Mercedes'in AMG paketi ile ilgili birkaç tane video hazırlayacağım. Allah ömür verirse. İşte Lorenzer'di, Brabus'tu veya işte ismini bile çoğu insanın duymadığı birçok özel paketli araçları ayrı ayrı videolarını sizlere hazırlayıp bu araçlarla ilgili doğru bilgileri sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Yani kanalıma klasikotom.com'un dışında blogumda verdiğim bilgilerin haricinde özellikle Klasik Otomobil Sohbetleri adını vermemin sebebi sohbet edelim. Siz de bilgilerinizi bana yorumlar kısmından yazın. Yanlışım varsa yanlışlarımı düzeltin. Sorularınız varsa sorun çekinmeden. Bunu bu şekilde devam edelim. Sohbet tadında gitsin. Kanalımı tekrar söylüyorum. Beğendiyseniz lütfen abone olun ve paylaşıp beğenmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.